Herkese merhaba arkadaşlar, ben Siyah Giyen Genç ve bugün efsane bir vlog çekeceğiz arkadaşlar. Fakat ben vloga geçmeden önce bir şeyi merak ediyorum. Bunu aslında uzun süredir merak ediyorum. Tek merak ettiğim konu, ben aylar önce annemle video çekmeden neden hiçbir YouTuber annesiyle video çekmedi? Hani ben annemle video çekene kadar hiçbiriniz annesi yok muydu? Anladım, tamam, bana kızmayın. Ben size özenti demek istemedim. Alt tarafı benim içeriklerimi birebir kopyalıyorsunuz demek istedim ya. Neyse, taklitler her zaman aslında yüceltir, bunu biliyorsunuz ve kralınız her zaman yücelecek arkadaşlar. Siyah Giyen Genç ailesi her zaman yücelecek. Ben hiç kendimi kasmıyorum ve kasmayacağım da. Biz her zaman zirvede ve en üstte olacağız. Şaka yapıyorum tabii ki de, böyle bir şey yok ama bana özenmenize çok kızıyorum. Neden bana özeniyorsunuz ki? Hiçbirinizin gerçekten annesi yok muydu? Merak ediyorum. Kızmayın. Bunu ifşalamak istemezdim. Ama öyle. Gidin tarihlere bakın yani. YouTube tarihleri de yalanlatmaz herhalde. Evet arkadaşlar, bugün anneme gideceğiz ve annemle birlikte biraz vakit geçireceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani videonun gidişatına göre videoya bir isim belirleyeceğiz yani. Şu an tamamen doğaçlama bir video çekeceğim. Hadi çıkalım. Evet, yine çok nurlu bir suratım var. Bugün havuza giren kimse yok. Havuza ben gireceğim. Tuna nasılsın? Tuna, havuza giren kimse yok. Neden yok? Acaba havuza niye kimse girmiyor? Bugün bayram diye mi acaba? Bugün bayrammış diye unuttum. Hatta bayram ikinci günüymüş. Benim amca haberim oluyor. Arkadaşlar, Tuna kolluksuz artık büyük havuza atlayabiliyormuş. Bugün Tuna ile bir havuz vlogu gelir. Abi, sen havuza mı diyeceksin? Evet. Ben ne havuza diyeceğim? Sen de mi havuza gireceksin? Üstüm hazır da hazır. Ha, hazırmış üstüm. Geri gel yukarı. Geri yapma. Büyük avucu. Neden? Ne oldu? Abla, böyle büyük avucu değilim. Üstemiyordu. Yağmur atması da azıcık bir yerden yedi. He. Ben ne yapacağım? Onlar açık tatlı etmeye gidiyor. Tamam. Oğlum, çok kötü şeyler olmuş. Tuna Reis sinirlenmiş. Tuna Reis kim kırdı, kızdırdıysa
Her Lightoları kızdırana bir tokat. Arkadaşlar şimdi evden çıktım. Kendi evime doğru gidiyorum. Aşırı derecede çok yorgunum. Ben dün gece uyumadığımı söylemiş miydim bilmiyorum ama ben uykusuzum, uyumadım. Sabaha kadar Supernatural'ı izledim ve hani Supernatural'ı izlemekten artık psikolojim bozuldu. Evde ruhlar, hayaletler falan görmeye başlayacağım diye korkuyorum yakında. Yemin ederim evde iblisler dolaşıyor gibi. Ne oldu biliyor musunuz bu? Sabahın köründeyim. Neyse tam böyle şey izliyorum. İblis sahnesi var böyle. İblisin gözleri simsiyah oldu, tamam mı? Şeye bakıyor, Sam'le Dean'e bakıyor. Ondan sonra dedim tövbe tövbe ya falan filan yapıyorum böyle. Yandan da kedimi yavladı, masaya çıkmış. Miyav dedi. Kediye bir döndüm abi. Gözleri kocaman böyle simsiyah. Allah belanı vermesin. Bir çığlık atışım var evde, görmeniz lazım. Abi böyle bir çığlık yoktu yani. Hani efsane derecede tırstım ama kimseye çaktırmadı tabii ki de. Yere koca yürekli gibi oturdum masamda. Çaktırmayın. Hiç kimse tırstım bilmesin. Bu videoda söyledim ama olsun yani. Sanırım eve gidip Supernatural'ı izlemeye devam edeceğim. Çünkü abi dizi efsane sardı beni. Hani yani ben bunu tüm sezonlarını bitirmemiştim. Parça parça falan izlemiştim. Böyle. Yurttaki arkadaşlarımla falan denk geldiğimizi izlemiştik. Ama abi birinci sezondan bir başladım. Şu an ikinci sezona geldim. Sakın anlatmayın. Bak anlatan olursa yemin ederim ebediyen ırz geçici modda banlarım he. Dizinin sonunu ben merak ediyorum. Ben öğreneceğim. İblisler gerçekten var mı? Tabii ki de bu bir şaka. İblisler gerçekten olamaz. Onlar üçüncü boyuta ait. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da